Şu an poğaçalarım çok sıcak. İnanılmaz yumuşak olmuş. Bugün sizlere çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz yumuşacık patatesli poğaça yapıyorum. Bunun için bir klasik su bardağı ılık süt, yarım yaş maya, bir adet yumurta akı içine sarısı dışına olacak, bir yemek kaşığı toz şeker, bir silme tatlı kaşığı tuz, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı su. Karıştırma kabımın içerisine yarım paket yaş mayamı ufalıyorum. Yaş maya yerine bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir yemek kaşığı oluyor. Bir klasik çay bardağı su. Bir yemek kaşığı toz şeker. Bir klasik su bardağı ılık sütünü ilave ediyorum. Bir klasik çay bardağı sıvı yağ. Bir adet yumurtanın akı. Bir silme tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Yumuşak bir kıvamda hamur elde edeceğim. Bunun için kontrollü şekilde aldığı kadar un ilave ediyorum. Hamuruma toplam 4,5 klasik su bardağı un kullandım. Spatulamla hamuruma unumu güzelce yedirdim. Şu ana kadar hiç elimle yoğurmadım. Elime hafif sıvı yağ alıyorum. Hamurumu bir 5 dakika güzelce yoğuruyorum. Ara ara sıvı yağ almaya devam ediyorum. Hamurumu güzelce 5 dakika boyunca yoğurdum. Ele yapışan yumuşacık bir kıvamda şu an. Üzerine streçfinle kapatıyorum. Hamurumu en az 2 katı olana kadar mayalandırıyorum. Patatesli poğaçamızın iç harcı için 4 orta boy patates, bir tutam ince kıyılmış maydanoz, bir tatlı kaşığı dolusu tuz, bir yarım çay kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı dolusu salça, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Tavama 3 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Bir yemek kaşığı dolusu salça ilave edip güzelce kavuruyorum. Kavrulan yağ ve salçamın üzerine bir büyük baş yemeklik doğranmış kuru soğan ilave ediyorum. Güzelce kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarım güzelce kavruldu. 4 orta boy ezilmiş patatesimi ilave ediyorum. Tuz ve karabiberini ilave edip güzelce harmanlıyorum. Patatesimi güzelce harmanladım. Ocağımın altını kapatıyorum. Bir tutam ince kıyılmış maydanoz ilave ediyorum. Yine güzelce harmanlıyorum. İç harcım hazır. Hamurum çok güzel mayalandı. Üzerindeki streç filmini alıyorum. Hafif un serperek havasını alıyorum.
Tezgahımın üzerine de hafif un serpiyorum yapışmaması için. İnanılmaz güzel, yumuşacık bir hamurum var. Eşit bezeler oluşturuyorum. Hamurumdan toplamda 16 eşit beze elde ettim. Bezelerim hazır. Bezemi tezgahımda güzelce açıyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için arada elinize un alabilirsiniz. Hazırlamış olduğum patatesimden yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar harç ilave ediyorum. Kenarlarından dikkatli bir şekilde kapatıyorum. Elimde bu şekilde yuvarlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine ilave ediyorum. Tüm bezem bitene kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Poğaçalarımı şekil verip yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştirdim. İç harcımın yarısı arttı. İç harcı 2 patatesten hazırlayabilirsiniz. Bunu da daha sonra börekte ya da bir poğaçada kullanacağım. Ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı süt ilave ettim. Güzelce açıyorum. Poğaçalarımın üzerine düzgün bir şekilde sürüyorum. Poğaçalarımın üzerine keskin bir bıçakla çizikler atıyorum. ...15-20 dakika tepside mayalandıralım. Poğaçalar 15 dakika tepside güzelce mayalandı. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişirelim. Poğaçalar 200 derecede 20-25 dakikada nar gibi kızardı. Puf puf oldu. İnanılmaz yumuşak. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.